Atomlar. Öyle muhteşem, öyle güçlü bir yapı ki, bilim dünyasının henüz tam anlamıyla çözemediği, gözle görülemeyen küçücük bir yapı. Şöyle bir etrafınıza bakın. Sonra gökyüzüne ve evrenin tüm parçalarını. Gezegenleri, yıldızları, galaksileri hayal edin. Bu gördükleriniz ve aklınızda canlandırabildiğiniz her şey atomlardan oluşmuştur. Atom ise her şeyi oluşturan en küçük temel yapı taşıdır. Gözle görülemez, hatta mikroskopla dahi görülemez. Peki, atomlar nasıl meydana geldi? Yani ne oldu da atomlar oluştu? Bunun için en başa, yani her şeyin başladığı Big Bang noktasına dönmemiz gerekiyor. En başta sadece hiçlik vardı. Bu ise bir şeyin potansiyelinin bile olmadığı bir an. Yani insan aklının henüz bu durumu anlayamadığı bir durum. İşte bu hiçlik durumundan başlayan büyük patlama sonrası, önce evrenin kendisi, sonra da evrendeki madde dediğimiz her şeyi oluşturan atomlar meydana geldi. Ve bu öyle bir oluşumdu ki, tüm ayarlar yapılmış ve çok ince hesaplamalar ile tasarlanmıştı. Çünkü hayatı oluşturacak tüm detaylar, işte bu anda meydana gelmişti. Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde diyoruz. Peki, gözle görülemeyen bir şeyi nasıl oluyor da madde olarak algılıyoruz? Çünkü atomun çekirdeğinin yörüngesinde dönen elektronlar, dokunmak istediğimiz herhangi bir şeyin yörüngesinde dönen elektronlara, atomik boyutta yaklaşmasıyla birbirlerini iterler. Dolayısıyla bizler bir şeye dokunmak istediğimizde, elektronların itme gücüne göre dokunma hissimiz gerçekleşiyor. Yani kısacası, atomik ölçekte hiçbir şeye dokunamıyoruz. Elektronlar birbirini itiyor. Peki atomik boyutta da olsa eğer dokunabilseydik ne olurdu? İşte o zaman dokunduğumuz madde ile kimyasal reaksiyona girilmesi sonucu bizler olamazdık. Aslında hiçbir şey olmazdı. Ben dediğimiz bedenimiz trilyonlarca atomdan meydana geliyor. Bu atomların her birinin yörüngesinde dönen elektronlar olağanüstü bir hızla dönmektedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde yörüngesinden sapmayan ve dengesini kaybetmeyen atomlar sanki bu görevi yapmak üzere tasarlanmış bir makine gibi çalışmaktadır. Peki ama bizim hayal dahi edemediğimiz böylesine olağanüstü bir patlama sonrası ne oldu da nötronlar ve protonlar bir araya geldi ve ne oldu da elektronlar bunların etrafında dönerek muhteşem bir sistemin oluşmasına neden oldu? Gelin şimdi tüm bu olan biteni daha iyi anlayabilmek için atomun boyutuna ve yapısına daha yakından bakalım. Atomlar çok küçük yapılardır. Hatta öyle küçük ki yeryüzündeki en güçlü elektron mikroskopları dahi bu yapıyı görüntülemede yetersiz kalmaktadır. Ancak şu an ekranda gördüğünüz özel üretilmiş taramalı tünelleme mikroskobu sayesinde görüntülenebiliyor. Öyle bir küçük yapıya sahip ki atomun çapı milimetrenin milyonda biri kadardır. Örneğin bir kibrit kutusunu düşünün. İşte bu kibrit kutusunun atomlarını görebilmek için dünyamızın boyutu kadar büyütseydik eğer bu kibrit kutusunun her bir atomu bir misket büyüklüğünde olacaktı. Peki, böylesine küçük ve kompleks bir yapıya sahip olan atomların içinde ne var? Atomun merkezinde çekirdek bulunur. Hem kendi etrafında hem de belirli bir yörüngede hiç durmaksızın dönen elektronlar bulunur. Atomun çekirdeği ise nötron ve proton denilen parçacıklardan oluşmaktadır. Daha sonraları nötron ve protonu da en temel bileşenlerden olan kuarkların oluşturduğu keşfedildi. Bir diğer parçacık ise leptonlardır. Elektronlar da leptondur. Kısacası evrendeki her şeyi oluşturan şey 6 kuark ve 6 leptondan oluşan parçacık olduğu kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra bir de alan parçacıkları vardır.
Bunlar etkileşimin aracı olan parçacıklardır ve bunları da bozon diyoruz. Yani ne kadar derine inersek hep yeni bir şeylerle karşılaşıyoruz. Atom altı dünya göründüğünden çok daha farklı bir alan. Hatta bu gerçekliğe Profesör Hans Peter Dürr, "Madde ne ise maddeden yapılmamıştır," demiştir. Atomun çekirdeği öyle muhteşem bir yapıya sahip ki her atom özelliğine göre belirli bir sayıda nötron ve protondan oluşmaktadır. Çekirdeğin hacmi ise atomun büyüklüğünün 10 milyarda biri kadardır. Bu öylesine küçük bir boyut ki tahayyül dahi edemiyoruz. Bu nedenle küçük bir örnekle devam edelim. Az önce kibrit kutusu örneğinde atomu görmek için dünya büyüklüğünde hayal etmiş ve atomun boyutu bir misket büyüklüğüne gelmişti. İşte atomun çekirdeğini görmek istediğimizde ise misketi 200 metre yükseklikte bir bina olarak düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda ise çekirdek hala küçücük bir toz zerresi kadar olacaktır. Ancak atomun yapısındaki bu şaşırtıcı özellikler burada bitmiyor. Atomun büyüklüğünün 10 milyarda biri olan çekirdek, atomun kütlesinin %99.99'unu oluşturmaktadır. Burada ilginç bir durum söz konusudur. Hem atomun kütlesinin tamamını oluşturuyor, hem de hiç yer kaplamıyor. Sizce de çok ilginç değil mi? Bir başka ilginç özellik ise atomun çekirdeği ile elektronların arasında hiçbir şey olmamasıdır. Yani tamamen boşluktan oluşmaktadır. Örneğin atomun çekirdeğini bir pirinç tanesi kadar düşünelim. O halde atomun boyutu bir futbol sahasının büyüklüğü kadar olacaktır. Elektronlar ise tribünlerin etrafında dönen toz tanecikleri olacaktır. Ve bu elektronlar saniyede 1000 kilometre gibi olağanüstü bir hızla belirli bir yörüngede dönmektedir. Peki her şey atomlardan oluşuyorsa, nasıl oluyor da bunca çeşitlilik ortaya çıkıyor? İşte burada çekirdekteki proton devreye giriyor. Şimdiye kadar keşfedilen 118 element bulunmaktadır. Oksijen, hidrojen, demir, altın ve bakır bunlardan bazılarıdır. Bu elementleri oluşturan parçacıklar, aynı olmasına rağmen hepsinin farklı özelliklere sahip olmasının nedeni çekirdekte bulunan proton sayısına bağlıdır. Örneğin hidrojen atomunda bir proton bulunurken demir atomunda 26, oksijen atomunda 8 proton vardır. Altın atomunda ise 79 proton bulunmaktadır. Aynı zamanda atom numarası o elementin proton sayısını ifade eder. Yani elementlere özelliklerini veren çekirdekteki proton sayısıdır. Peki ama tüm bu sayıları kim belirledi? Nasıl oldu da böylesine hassas bir ölçek bir araya geldi? Örneğin demir atomundaki proton sayısı daha az ya da daha çok olsaydı demir denilen bir element olmayacaktı ve canlılık denilen şey de olmayacaktı. Bu kadar hassas ayarlar kim tarafından belirlendi? Kaliforniya Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yapılan çalışmada atomlar çok yakından görüntülendi. Şu an izlediğiniz görüntü birkaç nanometre büyüklüğünde platin atomları. Gördüğünüz her noktada ise bir platin atomu var. Ancak bu iki boyutlu fotoğrafın her karesini çoğaltarak üç boyutlu görüntü elde ettiler. Bu farklı açılardan elde edilen görüntüler birleştirildiğinde ortaya çıkan görüntü gerçekten olağanüstüydü. 27 bin atomdan oluştuğu tahmin edilen bu atomlar adeta bir kuş sürüsü gibi hareket ediyordu. Aynı görüntüye bir başka yerde de rastlıyoruz ve başka yerlerde de. Sanki evren içinde evren ve her şey birbirinin özeti gibi. Bir de canlı hayatın temel taşı olan karbon atomu var ki canlılar için olmazsa olmazlardandır. Çünkü tüm canlı yaşamı karbon temelli bileşiklerden oluşmuştur. Karbon atomlarının olağanüstü bir özelliği vardır. Bu atomlar
birbiri ardına dizilerek kolay bir şekilde zincir oluşturur. Böylece milyonlarca farklı maddenin oluşmasına neden olur. Örneğin diğer elementler toplamda 300 bin bileşik oluştururken, karbon atomu tek başına milyonlarca farklı bileşik oluşturmaktadır. Karbon atomunu henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz. Ancak bilim insanları her geçen gün yeni bileşikler oluşturuyor. Şu an için 4 milyon farklı bileşikten bahsetmek mümkün. Sonuç olarak bileşiklerin %94'ü karbon içermektedir. Peki karbon atomu nasıl oluştu? Bu ise bizi bambaşka bir alana götürmektedir. Karbon atomu dev yıldızların merkezinde bir dizi reaksiyon sonucunda oluşur. Ancak bu tepkimeler kusursuz bir fiziksel denge ile gerçekleşmektedir. Hatta karbonla yaşam arasındaki dengeyi keşfeden ünlü bilim adamı Fred Hoyle, "Doğaüstü bir bilinç fiziğe müdahale etmiştir" diyerek bu durumun hassasiyetine vurgu yapmıştır. Sonuç olarak karbon içermeyen hiçbir canlı yoktur. Ve evrenin bir yerinde süpernova olarak patlayan bir yıldızın ölümü, evrenin bir başka yerinde yeni bir yaşamın doğmasına neden olmaktadır. Bir fizikçiye evrendeki en kuvvetli güç nedir diye soracak olursanız, alacağınız cevap güçlü nükleer kuvvet olacaktır. Atomun çekirdeğinde saklı olan bu büyük güç, muhteşem bir enerjiye sahiptir. Bu sayede insanlık, okyanusları birleştiren dev su kanalları açabiliyor ve dağların içinden geçen yollar inşa ediyor ve insan elinden çıkmış suni iklimler yapılabiliyor. Ayrıca nükleer enerji ve tıp alanında da vazgeçilmez bir şekilde kullanılan bu güç, insanlık için vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Ancak her şeyde olduğu gibi sorun çıkarmayı iyi bilen insan, atomda saklı bu muhteşem gücü yine insanlığın aleyhine kullanmayı başarabilmiştir. Atomun çekirdeğinde saklı olan bu güç, nükleer parçalanma, yani füzyon işlemi sonucu açığa çıkar. Bu reaksiyon sonucunda ise olağanüstü miktarlarda enerji ortaya çıkar. Bu işlem ise kısaca şöyle gerçekleşir. Füzyon adı verilen bu tepkime evrendeki en kuvvetli güç, yani güçlü nükleer kuvvet ile bir arada bulunan atom çekirdeğinin parçalanması durumudur. Bu işlemde kullanılan ana madde ise uranyumdur. Bilim insanları uranyum çekirdeğine yüksek hızlarda nötron göndermiş ve çekirdeğin belli miktarlarda enerji yayarak bölünmeye başladığını keşfetmiştir. Açığa çıkan enerji sonucu uranyum, çekirdeği içinde barındırdığı parçaları büyük bir hızla fırlatmaya başlar. Böylece zincirleme bir reaksiyon başlatır. Bu işlem her yeni bölünen çekirdekte ilk baştaki uranyum çekirdeği gibi davranır ve zincirleme çekirdek bölünmeleri gerçekleşir. Sonuç olarak çok sayıda uranyum çekirdeği parçalandığı için ortaya çıkan enerjinin büyüklüğü korkunç seviyelere ulaşır. İşte 1945 yılında insan eliyle yapay olarak açığa çıkarılan bu gücün neden olduğu Hiroşima faciası böyle gerçekleşti. Ve bu durumun sonunda on binlerce insan yaşamını yitirirken, sonraki gelen nesiller de bu durumdan olumsuz etkilendi. Bu durum güçlü nükleer kuvvetin basit bir örneğidir. Eğer atomun gücü tam olarak keşfedilirse yapılabilecekleri bir hayal edin. Şimdi sormak istiyorum. Evrendeki her şey atomlardan oluşuyor ve yine evrendeki en kuvvetli güç bu küçük atomların içinde saklı olmasına rağmen. Nasıl oluyor da bu güç kendi kendine açığa çıkmıyor? Bu gücü kontrol altında tutan kim? Bu atomlara bir araya gelmesini, maddeyi oluşturmasını, yaşam için bir fonksiyon üretmesini söyleyen kim? Sence her şey bir tesadüfün sonucu mu? Yoksa
bilinçli bir aklın ürünü mü? Bazen düşünmek bile yetmiyor. Nitekim yaşamak gerekiyor. Böylesine hassas bir düzenin parçası olmak ve tüm bu olan bitenin farkında olabilmek, insana kendini gerçekten özel hissettiriyor. Videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.